Çabuk tutun, sallanmayın. Hadi, hadi. Neren benim odamdan eşya çıkıyor? Valide Sultan'ın emri. Beni kovuyor mu saraydan? Ben nereye gideceğim? Hünkar'ın haberi var mı? Beni yollamaz. Oğlu doğacak. Ya bir sus. Hadise yaratma hemen. Bir dinle, anla, sonra kız köpür. Valide Sultan Efendimiz sen rahat edesin diye daire hazırlatıyor. Hizmetinde cariyelerin de olacak. Doğumu rahat yapasın diye. Ya benim dairem mi olacak? Şu Mahidevran gibi. Aynı mı olacağız? Tövbe tövbe. Neyle mukayese ettin kendini? Benim cariyelerim mi olacak? Ben emir mi vereceğim? Ayşe benim cariye olsun. Başka bir emrin Hürrem Hatun? Seni istiyorum. Bana bak. Koru beni. Öldürecek mi Aydevran? Muhteşem görünüyorsunuz validem. Işığınız gözlerimi kamaştırdı. Hayırdır Mahidevran? Pek mesutsun maşallah. Nasıl mesut olmam? Hünkârım sağ salim seferden zaferle döndü. Evladım Mustafa'm iyi maşallah. Validem siz başımızdasınız. Şükür. Yüce Rabbimden daha başka ne isteyeyim? Güzel. Nihayet aklın başına gelmiş. Anne, anne. Mustafa, aslan oğlum benim söyle. Babamı görmeye gidelim. Hünkârımızın çok büyük işleri var, olmaz. Anne, babam bana küs mü? Ne demek o küs mü? Çok ayıp. O zaman anneme küs. Niye gelmiyor bizi görmeye? Hep ben mi gideceğim? Hünkârım, elçiler kuyrukta. Tebriklerini sunmak için huzura kabulü beklerler. Beklesinler Fargalı. Ben de çok bekledim Belgrad seferi için. Şimdi tadını çıkarmak istiyorum. Thank you.
Matrakçı, hadi oynayalım, yeneceğim seni. Vay vay vay, şehzadem gelmiş. Olmaz, işim var, bekle sonra oynarız, söz. Ne yapıyorsun, yazı mı yazıyorsun? Hoca sana da mı ders verdi? Bak ama ne çiziyorum. Bak, dikkatli bak. Baktım, ne olacak? Gel şimdi. Dur burada. Bak içeri. Ne gördün? Aa, sen burayı babamı çizmişsin. La sua magnifica vittoria ha creato un'impressione enorme in ogni palazzo dell'Europa. Vi presento l'accordo fiscale che abbiamo firmato completamente come un'indicazione. Muhteşem zaferiniz Avrupa'daki tüm saraylarda büyük ses getirdi. Venedik ile Osmanlı İmparatorluğu'nun arasındaki büyük dostluğun nişanesi olarak vergi anlaşmanızı eksiksiz imzalayıp size takdim ediyorum sultanım. Has bülbül şakımaya başladı yine. Ferhat Paşa dinle. Özlemişindir Şam çöllerinde. Yavaş Paşa, duyuluyor ettiğin laflar. Duyulmaz, merak etme. Hünkârım, Elçi Moçenigo Akdeniz'de Venedik tüccar gemilerinin Trablusşam ve İskenderiye limanlarına da yük indirip yüklenmesi hususunda izniniz arz ediyor. Dur Bargalı. Önce bu Leoş kafiri benden haber bekler. Başı boş kalmasın, rahat etmesin tahtında. Yaz Celalzade. Leoş, nam kafir. Fermanım eline ulaştığında bilesin ki nice padişahlar saadet kapımın toprağına yüz sürmüş, cihan sığınağı dergâhımıza kulluk göstermişlerdir. Sen vücuduna ok saplı avı mıydın? Lakin savaş meydanına gelmedin. Yüce soylu atalarımın kaçanı kovalamak, zayıf düşeni öldürmek adetleri olmadığından kılıcımız altında can kurtarmana aman verildi. Niçin cihan sığınağı dergâhımıza, göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin? Bu eksik aklın yüzünden otağımızın bu dinde kurulması kararlaştırıldı. Elçiye bak. Nasıl korktu? Can verecek şimdi. Hünkârım, öyle bir oyun kurdu ki elçi bunu hemen uçuracak gerekli makamlara. Gör bak nasıl karışacak Avrupa sarayları. Karınca gibi küçücük olup yer deliğine girsen, yırtıcı kuş gibi olup yüksekte uçsan dahi seni bırakmayıp Allah'ın yardımıyla dünya toprağını senin pis varlığından temizlerim. Sözü dinlenen güçlü fermanıma cevap yollayıp vakti geldiğinde hazır olasın. Ve selam. Hünkârım, bu mektupla Yoşa ulaştığında keşke onun sıfatının aldığı hali görseydim. Erkekse kalleşlik yapmadan bir cevap yollar. Gelelim Venedik arzu haline. Pargalı de ki, o limanlara girip çıkabilirler lakin Kıbrıs haracını 10.000 duka altına çıkardım. Böyle bilin. Nigar kafa. Benimle kal. Olmaz Hürrem Hatun.
Benim çok işim var. Maria kalsın. Ben istiyorum. Ben emir veriyorum. Valide Sultan Efendimiz. Geçmiş olsun Hürrem. Maşallah iyileştin. Dün gece endişelendik epey. İyiyim. Sayenizde. Aferin. Türkçen de tekamül ediyor. Burada sana iyi bakılacak. Gebeliğine dikkat et. Karnındaki Osmanlı soyundan, aklından çıkarma. Ona yaraşır hareket et. O Sabi'nin canı senden bile kıymetlidir. Ona zarar gelecek her şeyden sakın. Oğlumla benim canımı zehirlediler. Yok öyle bir şey. Zehir ne demek? Ben ilgilendim meseleyle. Öğrendim. Kaymak ekşimiş. Sen de biraz fazla yemişsin. Ondan dokundu. Bir daha duymayayım zehir lafını. Mezara girecek derken Hürrem müstakil daireye taşındı. Ben de sürgüne gidiyorum. Senin canını kurtardım. Daha ne istiyorsun? Ya Edirne Sarayı'na gitmeden benim de başımı uçururlarsa? İbrahim göz önünden kaybolsun dedi. Ben de Daye ile konuştum. Seni eski saraya yolluyor. Daha sonra aldırırım buraya. Sultanım, Allah sizi korusun. Sağ olun. Öyle dua edeceğim ki inşallah kız doğurur o. Şehzademiz Mustafa tek kalır. Kalmaz Gülşah. Oruz Köle hep doğuracak. Vi ringrazio a nome di Venezia per la promessa per uso dei porti. Şehzade Mustafa geliyor. Babamla kafirleri uçuracağız. Kaçın kafirler. Sakin. Cordiali saluti, Sultano. Con questo accordo i nostri rispetti raggiungeranno il picco. Venedik adına limanlar için verdiğiniz sözden dolayı şükranlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bu yeni anlaşmayla müttefik münasebetlerimiz zirveye taşınacak. Rus elçisi Tritjak Guben huzurlarınızda hünkârım. Уважаемый султан Сулейман, принц Василий прислал вам поздравительное письмо. Разрешите мне вручить его вам. Prens Vasili'nin zaferinizi kutlama mektubunu sunmama izin verin Sultan Süleyman Han Hazretleri. Pargalı sor bakalım. Mektup dışında bir maruzatı var mıymış? Bugün kim ne isterse verdik komşumuzdan mı esirgeyeceğiz? Hünkârım, Rus'un derdini ben söyleyeyim. Kırım ağrından sıkıntıları var. Limanlara yaklaştırmıyormuş bile Tatarlar, Rus tüccarları. Layığını yapıyormuş. Neyse, bırakın döksün eteğindeki taşları bakalım. Sultan Süleyman Gavarit. Hürrem. Canım, arkadaşım, yoldaşım. Neredesin? Ben çok korktum sana kötülük olacak diye Hürrem. Kötülük? Bak iyilik döndü bana. Burayı kazandım. Bak. Nasıl? Çok güzel. Hı? Çok. Çok güzel. Penceren de var. Dışarı göreceğim. Sen de göreceksin. Burada benimle kalacaksın. Biz burada yaşayacağız Maria. Ben Gülnihal oldum Hürrem.
Benim ismim Gül Nihal. Genç, ince, güzel demek. Gül Nihal oldun. Kim koydu ismi? Sümbül Ağa koydu. Ben Müslüman oldum Hürrem. Neden Müslüman oldun? Kim istedi? Ben istedim. Gittim. Sümbül Ağa beni Müslüman yap dedim. Dilin kopsaydı Maria. Neden? Neden? Heh, Gül Nihal. Al bunları da dolaba koy. Gül Nihal, ha? Sen de biliyorsun. Ha, Gül Nihal. Bir de kapının önündekilerini içeri al. Sen akıl verdin Maria'ya. Müslüman ol. Sultan Süleyman'ın altın yolu açılır dedin. Aklını mı oynattın Hürrem Hatun? Bana ne onun inancından? Yat dinlen. Kafandaki cinleri de def et. Saatini düşün. Bana akıl verme kalfa. Biliyorum. Maria'ya başıma bela edeceksiniz. Venedik taifesi ile iyi bir anlaşma oldu hünkârım. Hünkârım, affınıza sığınarak soruyorum. Bu liman imtiyazları o diyarlardaki kullarınız arasında huzursuzluk yaratır mı endişesini... Paşa, oltanın ucuna yem konmadan balık avlandığı nerede görülmüş? Buradaki balık nedir hünkârım? Büyük balık. Akdeniz'in en büyük balığı. Rodos Adası. Müslümanların can düşmanı onlar. Hacca giden kadırgalarımızı durdurup soyuyorlar. Mısır'dan kalkan her gemimize Rodoslu korsanlar saldırıyor. Venedik yaptığı anlaşmayla ellerindekileri kaybetmemek için Akdeniz'de yolumuza çıkamaz. Venedik Sarayı ve Leoş benim seferimi Budin'e beklerken biz çoktan Rodos'a yola çıkmış olacağız. Nihayetinde Akdeniz, Devlet-i Aliye'nin hakimiyetine teslim olacaktır. Piri Paşa, hazırlıklar gizliden başlasın. Bahara Akdeniz'deyiz. Gönlü hayatın. Hayırdır? Taşınıyor musun? Hürrem'in dairesine taşıyorum, üç parça eşyamı. Hürrem Hatun iyi mi? Birazdan hekim kadın gelip kontrol edecek. Çok kızdı bana Müslüman oldum diye. Kıskanıyor seni. Rakip olursun diye korkuyor. Bana itimat et. Aç ağzını, yut şunu. Açsana. İçmem. Ya zehirlenirsem? Hekimbaşı gönderdi bunu. İçsin, içini temizleyecek dedi. İçmem. Ölürüm, içmem. Hatun, bu ilaçta mühim olan miktardır. Kafi miktarda içersen şifa. Miktarı aşarsan zehir olur, ölüm olur. Unutma, mesele miktarda. Yut hadi, senin bekleyeceğim. Yarın geleceğim tekrar. Dinle.
zehir diye tutturdun Ürem. Kadın şikayet edecek. Beni kimin zehirlediğini biliyorum. Kim? Haydefren yaptırdı. Ben de onun yerinde olsam aynısını yapardım. Şehzadem az kaldı işim. Bekle. Yenerim seni. Yenersin şehzadem. Babam da yener. Yenemez. Heh, ben de bu matrağın padişahıyım. Baba, baba. Mustafa. Matrakçı dedi ki ben de bu matrağın padişahıyım. Haşa hünkârım. Ne haddi mi? Demek öyle dedi. Tez başı vurula. İbrahim celatları çağır. Yok, başı vurulmasın. Söyle ben de oynasın. Tamam Mustafa. Bırak matrakçı işini yapsın. Sabahtan beri seni eyledi zaten, gördüm. Bugün arz odası hareketliydi. Söyle bakalım matrakçı. Deniz mi seversin, kara mı? Deniz severim hünkârım. Enginlere açılmayı severim. Ama sizin menziliniz nereyse orayı severiz. Bize o yol cennet görünür. Hazırlan o vakit. Enginlere kavuşacağız. İyi. Daireni hemen hazır etmişler. Güle güle, sağlıkla nihayetlenir inşallah gebeliğin. İyi gördüm seni. Gece o kadar korktuk ki. Sana bir şey olursa maazallah. Sabi'nin vaziyeti? İyi, iyi. Davul çalar, tekme atar. Aman nazar değmesin. Sana bak, bir nazarlık getirdim. Bunu al, elbisenin içine tak. Hem gözden sakınır seni. Teşekkür ederim. Hep taşıyacağım. Korusun oğlumu, beni. Merak etme. Tasoda başı İbrahim çok itinalı takip etti hadiseyi. Her fenalıktan korur sizi. Ya, ya. Hünkârım çok güvendi İbrahim'e. İyi insan. Çok iyidir. Dürüst, sadık, yeteneklidir. Öyle güzel keman çalar ki. Geceleri tek başına. Hiç duydun mu? Duydum. Hı. Onu dinleyince seviye bir huzur kaplar yüreğini. O alemde mest olursun. Sümbüla, haremde vaziyet nedir? Hünkârım, Hürrem Hatun'a Valide Sultan'ın emirleriyle yeni bir daire hazırladık. Oraya yerleşti. Hekim kadın sıhhatinin iyi olduğunu söyledi. Âlâ. Âlâ. Mustafa gel bak, seninle nereye gideceğiz? Nereye? Gidince görürsün. Baba lütfen hareme gitmeyelim, ne olur. Burada kalalım. Gel Mustafa, gel. Asoda başım, Hürrem yeni dairesine yerleşti. Gözüm üstünde. Yanına da en yakın arkadaşını verdim, hizmetini görsün diye. Kim o? Karışmasın yine ortalık. Melek gibi biri. Yeni Müslüman da oldu. Adını ben koydum. Gül Nihal.
güzel. Narin kızım. Maria, aman. Gülnihal. Bize yemiş getirsene. Canım çekti. Ben kalkayım. Validem bekler. İbrahim sana keman çaldı mı hiç? Yok. Nasıl çalabilir? Ben öyle uzaktan duyarım sadece. Ben yarın yine uğrarım bir yere. Hadi geçmiş olsun. Hoş geldiniz hünkârım. Ben de şey diye uğramıştım bir eksik ihtiyaç var mı diye. İyi etmişsin Hatice'm. Artık size emanet Hürrem Hatun. Mustafa bak. Hürrem Hatun. Karnın çok şişmiş. Ne yedin? Senin kardeşin var orada Mustafa. Yakında doğacak. Vereceğim kucağına. Ben kardeş istemem. Hatice gidelim. Ciğerparem Sultan. Gebelik daha da güzelleştirdi seni. Anne! Mustafa? Anlat bakalım bugün neler yaptın? Matrakçı vardı. Bana çizdiği şeyleri gösterdi. Sonra babamla Hürrem Hatun'a gittik. Karnı şişmiş. Karnında çocuk varmış. Kardeşin dedi babam. Yalan söylediler değil mi anne? Benim kardeşim yok. Küstü gitti ya. Gülfem. Efendim. Ah Gülfem, ben ne yaptım bilmiyorsun. Ne oldu sultanım? Hürrem'in dairesine uğradım. Geçmiş olsun diye. Keşke uğramasaydım. Yoksa size bir densizlik mi etti? Yok yok, Allah'a ver, bir şey yapmadı. Ama laf İbrahim'e geldi. Niyeyse ben de kendimi kaptırdım, bülbül gibi konuştum. Yok şöyle iyidir, böyle kabiliyetlidir diye. Ya bir şey anladıysa? Ya hünkârıma söylerse? Of, kabus gibi çöktü. Şu dilimi tutamadım. Rodos öyle bir ada ki Piri Paşa. Burayı alan Akdeniz'i alır. Bizden izinsiz değil donanma kuş bile uçamaz. Rahmetli babam Sultan Selim Han nasıl burayı zapt etmeden geçip gitti de Memlük'te cenk etti? Küçümsedi hünkârım. Rodos Adası'nı ve oradaki eşkıyayı küçümsedi. Gayet iyi hatırlıyorum. Ben İslam'ın en şanlı topraklarını alırken sen beni hırsızların adasıyla meşgul etmek istiyorsun diye buyurmuştu. Ben Rodos'u böyle görmüyorum Piri Paşa. Benim biçtiğim değer çok farklı. Şeker ağa, Hürrem Hatun'un yemeği hazır mı? Aşı eriyor, aş. Hazır, hazır. Hanedanın yemek derdi azdı. Bir de Hürrem Hatun'un derdi var başımda. Durmadan yiyor. Sabahtan beri kaç fasıl yemiş yolladım, unuttum. Şeker ağa, itinalı ol. Yoksa biliyorsun. Çeşni gir. Gel tat şunları, gel. Daha meyve çıkacak az odaya. Hünkâr toplamış divanı çalışırmış. Bak Bargalı,
Kafir Vatikan dahil buraya kutsal derler. Saint-Jean şövalyeleri burada bu yüzden kral gibi yaşarlar. İslam'a düşman oldukları için de Akdeniz'de bu merkezi bütün krallar korur. Bunlar da Müslüman gemilerine saldırırlar. Bir tek Akdeniz'de Müslüman Barbaros'un donanmasındaki Kurdoğlu kaptandan çekinirler. Kurdoğlu Muslihiddin Bey bunların kalyonlarını darmadağın etti. Bütün mallarına el koydu. Hünkârım, Rodoslular senelerce eşkıyalık etti denizde. Bak, kanun bilmediler. Lakin şimdi anlamışlardır. Bir mesele daha var ki benim için en mühimi. Cem Sultan'a bu kafirlerin yaptıkları. Hileyle onu alt edip rehin gibi kullandılar bize karşı. Binlerce altın verdi dedem Sultan Bayezid Han. Şimdi de Cem'in çocuklarını esir olarak tutuyorlar Rodos'ta. Osmanlı soyundan esirleri var. Bu rezilliğe ne pahasına olursa olsun son vereceğim. Yesene yemeğini. Gülünü yer. Önce sen ye. Benim karnım tok Hürrem. Sen ye. Aç ağzını. Şimdi yut. Bekle. Ben senin kadar acayipini görmedim bu haremde. Ne yaptın kıza? Dün gece ben ölüyordum. Sen değil. Ya ben ölürsem Hürrem? Bana yazık değil mi? Değil Gülnihal. Müslüman da oldun. Cennete gidersin. Bak ölmedin diyebilirim. Rodos sefer hazırlıklarını başlatın. Donanmaya takviye yapılsın. Ben de yarın Celalzade'ye ilk mektubu yazdıracağım. Hazırlıklarımız gizli mi sürsün hünkârım? Şimdilik öyle. Bu kibar yalan dolan yazışmaya ne diyordu kafir? Diplomasi. Siyaset diyen de var. Diplomasi. Bakalım mektuba ne cevap gelecek? Ne gelirse gelsin. Mektup bahane. Menzil şahane. Ben ona bakarım. Valide Sultan Hazretleri sizi çağırıyor hünkârım. Valide Sultan çağırdığına göre mevzu mühim demek ki. Bir maruzatın mı var? Beni görmek istemişsin validem. Kaç gün var ki baş başa dertleşemedik şöyle ana oğul. Hürrem Hatun da taşıdılar müstakil daireye. Rahat etsin. Ziyaret ettim. Gördüm vaziyetini. İyi. Bu muydu söyleyeceğin? Hatice, benim bahtsız sultanım. Onun da yüzü gülsün istiyorum aslanım. Genç yaşında dul kadın oldu. İzdivaç vaktidir. Konuştun mu peki Hatice ile? Ne diyor? Birkaç kere ağzını aradım. Utandı. Benle mevzuyu konuşmadı. Ama gönülsüz de gelmedi gözüme. Mahcuptur bilirsin. Kolay açmaz yüreğini. Hatice benim gözümün nuru. Ben de isterim saadetini. Lakin ona kimseleri layık göremem validem. Aslanım, ben bilmez miyim ona muhabbetini? Ama böyle de olmaz. İlla vardır münasibi. İnşallah hayırlısı. Thank you.
validem beni baş göz ediyor. Kiminle? Hünkârımla kimi isterlerse ona verecekler. Gülfem, bir daha dayanamam. Sevmediğim İhtiyar Paşa'ya gitmem, canıma kıyarım. Hünkârım. Niye durdun Pargalı, çal. Abim geldi. Ya beni gördüyse? Gülfem, ne yapacağım ben? Devam et, çalsana. Ben gelince mi havan bozuldu? Haşa. Azrail görmüş gibisin. Korkma, almayacağım canını. Haşa hünkârım, dalmışım. Valide Sultan nasıl? Merakımı bağışlayın, mühim bir şey yok ya. Kadınlara her daim her şey mühim. Hatta Pargalı, validen bile olsa bu aynı. Hatice'yi baş göz etmek istiyor. Yeter diyor. Genç yaşta talihsiz dul kaldı. Hayırlısı olsun hünkârım. Madem çalmıyorsun kemanını, gel. Çalışalım şu Rodos politikamızı. Haydi. Gelişini ve yeni makamını tebrik ederim. Uzun yıllar talih ve hayır getirsin. Atalarımın emsallerine uygun olarak ben de seninle sulh ve dostluk içinde yaşamak isterim. Dostluğum için sevin. Ve zaferlerim için de beni tebrik et. Zapt edilemez denilen Belgrad'ı fethettim. Mektubunu çok iyi anladım Sultan Süleyman. Belgrad'da kazandığın zaferle henüz yetinmeyeceğini, başka bir zafer daha kazanma arzusunda olduğunu biliyorum. Dostluğun hakkında bana söylediklerin, Kurdoğlu'nu ne kadar rahatsız ederse beni de o denli rahatlattı. Korsan Kurtoğlu, Fransa'dan buraya gelirken bana saldırarak beni aniden yok etmek istedi. Ama başaramadı. Mektubumu anladığına nasıl sevindiğimi anlatamam. Elbette Belgrad'da yetinmeyeceğim. Bir zafer daha umuyorum. Hatta bu zaferi kendime vaat ediyorum. Ve senin de bu zaferden kuşkun olmasın. Kılıcı sıkı tutun şehzadem. Tamam İbrahim.
beri yüzünüze hasret kaldım. Mustafa. Yavaş olun biraz. Lala Paşa içeride. Çok meşgaleniz vardır. Ben meşgul etmeyeyim. Benim aklım fikrim sizinle meşgul sultanım, bilmez misiniz? Bir kez yüzüme bakın. Gözlerinize temas edebileyim. Ben de esirgediğinizde besüme hasret kaldım. Esirgemem. Lakin duymuşsunuzdur. Validemin, hünkârımın benim için tasarrufları var. Benim de var. Benim de ümidim var. Rüyalarım var sizinle görmek istediğim sultanım. Hünkârım ne der bilmiyorum. Ama elimde değil. Lala, önümüzdeki bahar Rodos seferine çıkarken devleti âliye sana emanet yine. Belgrad yolunda giderken arkamda seni bırakmanın güveni vardı. Teveccüh buyurdunuz hünkârım. Yüce emanetinizi şerefle taşıyacağımdan emin olun. Müsaadenizle hünkârım. Müsaade sizin Lala. Hünkârım, affınıza mağruren bir şey söylemek isterim. Söyle Lala, buyur. Valide Sultan oğlum Batur Bey için münasip bir kısmet uygun görmüştü. Siz o sıra seferde bulunuyordunuz. Evet. Oğlum Batur Bey de pek beğenmişti. Rutenyalı bir cariye. Adı Hürrem. Hürrem? Meftun olmuş vaziyette cariyeyi bekler. Mustafa. Gel. Ne oldu, ne var? Ne zaman geldin sen buraya? Epey oldu. Gözün Hatice Sultan'dan başkasını görmüyor. Hürrem Hatun. Böyle konuşma. Zira bu seni ilgilendirmez. Sen dairene git. Otur, doğumunu bekle. Buralarda böyle dolaşma. Sağlığına zarar. Anladın. Pargalı. Ben nerede istersem orada gezerim. Ne istersem görürüm. Ne istersem söylerim. Sultanımız meşgul. Lala Kasım Paşa ile görüşmede dairenize gidin. Korkma. Bugün anlatmam hünkârımı gördüklerimi. Sonra istediğim zaman anlatırım. Mahidevran haklı.
Yoksa o yüzden kurtulacak. Sultanım, bu kumaşları Şam'dan, Mısır'dan getirdiler. Şunların güzelliğine bakın. Ben bunu beğendim. Validem, bu da size yakışır. Bakın. Bu güzel de rengi fazla gencişi. Hatice'ye dikilsin bundan. Ben ne yapacağım? Siz dikinin, donanın. Sizdeki güzelliğin, zerafetin yarısı bile yok bizde valide. Daye, Hatice'mi çağırın, gelsin seçsin. Reis, çıkın dışarı. Valide, söyle. Benden habersiz ne gibi münasebetler tesis ediyorsun? Sen validenin huzuruna böyle destursuz mu girersin? Benim hatunumu, Hürrem'i nasıl baş göz etmeye kalkarsın? Nereden çıktı bu safsata? Allah Kasım Paşa söyledi. Batur Bey yanıyormuş aşkından. Valide, topunu yaktırma bana. Ne demek bu? Lala münasip olursa diye sordu. Ben de sen seferdeydin, bakalım dedim. Sonra Hürrem'in geberiği hasıl olunca lafını bile etmedik. Hürrem benim hatunum. Gözdem, sultanım, böyle biline. Aklınıza kazıyın bunu. Anladım. Sen Hürrem'e divane olmuşsun. Oldu olacak, cuma hutbesinde de ilan ettir. Cümle alem duysun. İstersem onu da yaparım. Güniher, yüzünü görecektin Pargalı İbrahim'in. Hatice ile yakaladığımı anladı, bembeyaz oldu yüzü. Sonra da mor oldu. Hürrem, o adam çok mühim, onunla kavga etme. Hünkârın en yakını o. Eskidendi. Ben en yakınım sultana. O kimmiş? Yapma. Söz ver bana, kavga yok. Vermem. İbrahim Hatice ile evlenirse daha güçlü olur. Bu evlilik olmamalı. Bu gece hünkârıma halvet hazırlayın. Ne zamandır gülmedi yüzü. Baş üstüne. Ben tek tek seçeceğim Merak. Buyurmayın zaten. Ben senin seçmeni istemiyorum lakin Sümbüla. Ben bir tek cariye istiyorum. Hürrem'in yanında kalan o kırımlı arkadaşını hazırlayın. Kim? Gelin hali mi? Hürrem? Hazırlayın. Bilhassa gelin hali hazırlayın. Buyur Nigar, kalsa ne istemiştin? Gel benimle. Hemen hazırlanman lazım, gidiyoruz. Hürrem uyuyor Nigar, kalsa gidemem bir yere. Sana ne diyorsam onu yap, yürü. Gidemem Nigar, kalsa etme. Nereye gidiyoruz? Çok soru sorma işte. Halvete gidiyorsun. Hünkârım seni bekliyor. Thank you.
Hünkârım, Rodos Kalesi sanki Belgrad Kalesi'nden daha çok uğraştıracak bizi. Öyle bir donanma hazırlayacağız ki o kale kağıt gibi dağılacak. Osmanlı toplarının gücünü Rodos şövalyeleri de görecekler. Daha ne kadar yüce olsa da bir kenarı yoldur Pargalı. Üstad-ı Azam'ın o çok övündüğü kalesi de kellesi de gidecek. Hünkârım, bu gece biraz dinlenseniz. Melek gibi oldun Gülnihal. Bahtın açık olsun. Belki sen de Hürrem gibi. Ben Hürrem olamam Nigar Kafa. Zaten duyunca öldürecek beni. Korkma. Sakın hünkârımızla konuşma. Kibar ol. Saygılı ol. Nazlı ol. Dinlenmek bana haram Pargalı. Çok çalışmamız lazım. Sen yoruldunsa git odana. Size bir ruh esintisi hazırladım. Ben şu kapının arkasında olacağım. Beğenmezseniz bir ses etmeniz yeterli. Ruh esintisi. Cennetten bir huri. Çekilebilirsin Pargalı. Su ver bana, yanıyorum.
patladı. Su, su patladı. Gülnihar! Kimse yok mu? Yetişin kızlar! Yardım edin, yardım edin! Eliyorum! Doğruyor. Ebe kadın çağırın, çabuk, çabuk! Dayan Hürrem, korkma. Hürrem! Sultan Süleyman ne eklensin? Korkma Hürrem. Ebe dayıyı çağırın, çabuk! Yetti bastım lan! Ne oldu? Görüyorsun bir daha, çabuk! Gel Hürrem hatun. Allah'ım aslandım! Ne oluyor bu sesler ne? Kuryem hatun doğum başladı sultanım. Sodabaşı İbrahim Ağa'yı hemen görmem lazım. Kapıyı aç. Destur ağam, dinlenmedeler. Uyandıramam. Uyandırıp haberimi vermezsem kellem gider. Çal şu kapıyı. Yes, şu bahtını Sümbül'e hünkârım duyacak. Hürrem Hatun doğuruyor efendim. Erken değil mi bu doğum dair? Ya torunum saatli doğmazsa? Allah korusun sultanım. İyi gidiyor doğum. Telaş etmeyiniz. Az kaldı. İti ver çocuğu. Ha gayret. Ha gayret. Hadi. 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 İt. Eyvah eyvah. Göbek bağı dolanmış. Oğlan mı? Oğlan mı? Söylesene. Oğlan mı? Söylesene. Niyel Hatun. Koş Hürrem Hatun doğuruyor. Müsaade var mı hünkârım? Gel Pargalı. Doğum başlamış. Hürrem Hatun doğuruyor. Âlâ. Hemen giyinip geliyorum. Nerem sen vermiyor? Oğlan mı? Oğlum öldü mü? Çocuğumu verin bana. Dokunmayın ona. Çok şükür nur topu gibi şehzademiz. Şehzade mi? Oğlum mu? Oğlan mı? Müjde sultanım, nur topu gibi şehzademiz oldu. Saati nasıl? Hürrem Hatun iyi, biraz yorgun düştü. Hürrem'i sormadım sana. Şehzadem nasıl? Onu söyle. Zor doğumdu sultanım. Göbek bağı dolanmıştı. Zar zor kurtardım şehzademizi. Şehzade oğlum nerede? Verin bana. Şimdi sırası değil. Götürün şehzademi hazırlayın, bilahare getirin. Hürrem
Sultanım. Söylesene, Rusköy'le doğurdu mu? Evet, bir oğlan doğurdu. Şehzadeniz... Tamam, çekilebilirsin. Çık git, yalnız bırak beni. Anne, neredesin? Geldim Mustafa. Geldim benim canım oğlum. Korkma, yanındayım. Benim şehzadem sensin. Asıl şehzade sensin. Gün gelecek sen yöneteceksin bu cihanı. Anne, susadım. Validem. Aslan oğlumdan bir aslan parçası daha oldu. Gözümüz aydın. Saati? Zor bir doğum oldu. Ama şehzademizin saati yerinde maşallah. Seni çağırdın, yalvardın. Beni duymadın. Yalnız başıma kaldım. Yanındayım bak, geldim, buradayım. Oğlum yok. Vermediler bana oğlumu. Sakladılar mı yoksa? Validem sıhhati iyidir. Valide aldı benden oğlumu. Koklayamadım bile. Validem bak ne diyor. Hazırsa getirsinler torunumu. Devran Sultanım, hanedanımız Hürrem Hatun'un dairesinde. Valideniz sizi de bekliyor. Kutlama için sizin de... İyi kutlayacağım Daya Hatun. Biz burada oğlumla yasımızı tutarken Rus köleyi mi kutlayacağım? Siz bilirsiniz Sultanım. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Yok mu? Gelmem dedi sultanım.
Allahümme cealhu berren ve takiyen ve embetehü fil islamil nebaten. Allah salihlerini eylesin. Allah bahtiyar eylesin. Allah devlet-i aliyeye bağışlasın. Topu gibi Mehmet'imiz maşallah. Allah uzun ömür versin. Gülfem, gördün değil mi? Gördüm. Maşallah. Lohusa şerbeti hazırlansın. Lokmalar, altınlar dağıtılsın. Şehzade Mehmet adına. Eksiksiz olsun her şey dahi. Masraftan kaçınma. Emredersiniz sultanım. Beni kırmayıp geldiğin için teşekkür ederim Mahidevran. Senin Haseki Sultanlığına bu yakışırdı. Bana bir oğul verdin. Ömrüme ömür kattın. Ben sana daha çok oğul vereceğim hünkârım. Yeter ki iste. Beni sev. Yalnız bırakma. Yalnız başıma doğurdum. Kimse yoktu diye utanmadan şikayet ediyor aslanıma. Bu Hürrem'in nazı hiç bitmeyecek. Doğru mu söylüyor? Yok muydu kimse yanında? Nigar Kalfa yetişmiş. Koridorda bulmuş. Yanına en yakın arkadaşını vermedin mi? Neydi adı kızın hani Kırım'dan onunla gelen? Gülnihal Sultanım. Son ana kadar yanı başındaydı. Ama dün gece... Neredesin sen? Hani başından ayrılmayacaktın Hürrem Hatun'un? Tek başına kalmış. Hangi cehennemdesin? Valide Sultanım, onun bir kabahati yok. Hünkârımız çağırmıştı has odaya. Hürrem biliyor mu? Bilmiyor. Bilse kızı paralardı. Pargalı Sümbüla'ya emretmiş. İbrahim. Has odabaşı İbrahim. Sen yok musun sen? O da nefret ediyor Hürrem'den demek ki. Kimseyle konuşma. Çeneni kapalı tut. Hürrem Hatun'a bilhassa. Dilini bağla. Anladın mı? Summun bukmu. Hürrem Hatun doğurdu bitti mi? Kız mı oğlan mısın Bila? Sana ne doğurduğundan? Gidin odalarınızı toplayın. Sabahın köründe burada ne işiniz var? Gülnihal sen söyle. Kız mı oğlan mı? Seni çağırdı avaz avaz Hürrem Hatun. Bak hala konuşuyor. Ben size ne dedim? Hadi işinizin başına. Hadi. Nereden geliyor bu Gülnihal sabahın köründe? Sümbül'ün yanında ne işi var? Vardır bir işi elbet. Sümbül'ün yeni gözdesi.
gitme. Bizi yalnız bırakma. Oğlumla biraz daha kal. Sabah oldu. Uyu, dinlen. İşim var. Akşam yine gelirim. Gülnihal, geldin mi? Bütün gece seni aradım. Ölsem ne yapardın? Kayboldun, yoktun. Bak oğluma. Şehzade Mehmet. Gelsene, bak. Hürrem Hatun, gözün aydın. Allah'ım Şehzade Mehmet'e uzun ömür versin. Gülnihal, sen geldin ya. Şehzade sana emanet. Artık ben uyuyabilirim. Öyle çok zor çıktı çocuk. Çok uykum var. Senin başına Pargalı. Sana da bir erkek evlat nasip etsin. İnşallah hünkârım, inşallah. Hayırdır pek hevesli gördüm seni Pargalı. Demek ki hemen başını bağlamamız şart oldu. Sana haremden şöyle güzel bir cariye seçelim. Mahcup ediyorsunuz beni hünkârım. Ne zaman görürüm şehzademi? Yakında görürsün Pargalı. Mehmet büyük dedesi gibi Fatih olsun, Osmanlı topraklarını genişletsin. Temennim o ki büyük bir padişah olarak anılsın. Mustafa da değerli bir padişah olacaktır hünkârım. 10 tane daha şehzadem olsa sen yine Mustafa'yı tutacaksın biliyorum. Dur bakalım, Allah hangisini o ömrü verecek bilemeyiz. Elbette. Sizin biçtiğiniz ömrü de unutmayalım hünkârım. Thank you.
Sakin ol Mehmet'i. Nasıl verdin onu? Ben sana verdim. Gitti oğlum. Katiller! Hürrem, Hürrem. Odana dön Hürrem Hatun, yapma rezil oluyoruz. Reziller, beni oğlumu çaldınız. Yürü, Hürrem yürü diyorum. Bana emir verme. Sen kimsin? Bana emir veremezsin. Ben şehzade anasıyım. Hürrem sultanım. Beni oğluma götür. Sultanım ayrıla, bir şey mi oldu? Hani olsun İbrahim. O yılan kadın doğurdu. Hem de Mustafa'ya rakip bir oğlan doğurdu. Sırtı yere gelmez artık. Sultanım, Hürrem size bir saygısızlık mı yaptı? Yapacak biliyorum. İbrahim bize yardım et. Söz vermiştin bana. Onu durdurman lazım. Bu sabah onun gözlerini gördüm. Gözlerinde kin ve ateş vardı. O ateşle yakacak bizi. Sultanım sakin ol. Sakin ol. Ben sözümde duracağım. Yakında önünüzde eğilecek, size biat edecek. Hadi siz gidin, gönlünüzü ferah tutun. Hünkârım bekler, gidiyorum. Bunun önünde ne yapıyordun İbrahim? Haremden haber geldi hünkârım. Şehzademiz çok iyiymiş. Âlâ. Gel. Bak şu Piri Reis'in Rodos haritasına. Kılavuzumuz bu olacak. Elimizde başka bir şey yok. Halbuki ben bu adayı avcumun içi gibi bilmek istiyorum. Kalesini, dehlizini, çarşısını, kilisesini bilmek istiyorum. Ben her şeyi bilmek istiyorum Pargalı. Anladın mı? Rodos'u bize evimizmiş gibi çizecek birilerini yollarız. Halkın içine salarız. Ben bunu en iyi kim yapacak biliyorum hünkârım. Matrakçı yapar elbette. Elbette. Aklını seviyorum Pargalı. Bu aklı sadece benim için kullanacaksın. Unutma. Torunum sağlıklı mı Ebe Hatun? Aslan gibi maşallah sultan. Maşallah. Daya Hatun, hazırladınız mı dediklerimi? Hazırladık sultanım. Öğleden sonra dağıtacağız haremi. Oğlum nerede? Çalınız benden. Kendine gel Hürrem. Bu ne cüret? Kime bağırıyorsun? Oğlum. Şehzade. Anneciğim. Sen iki.
kimse çalamaz. Nigar, al torunumu bu akılsızın elinden. Validem, ne olur almayın oğlumu benden. Onu görmeyince aklım karıştı. Affedin. Mehmet artık sadece senin oğlun değil, Osmanlı soyunun temsilcisidir. Hanedanın bir parçasıdır. Bir cariyenin eline bırakılmayacak kadar kıymetlidir. Bu çocuk en mükemmel koşullarda bakılacak ve yetiştirilecektir. Küçük köylü kızları gibi ağlama karşımda. Bunu götürün karşımdan. Mehmet'i bırakın. Çocuk teslim edilecek akıl yok bu cariyede. Rum Sarayı'nda hanedana yeni bir aza geldiğinde, tıpkı bizim yeni doğan şehzademiz gibi geldiğinde, saray önünde kazanlarda şerbet kaynatılıp halka dağıtılırmış. Ayasofya'nın çanları susmadan çalarmış. Peki Romalılar bu şerbete ne derlermiş? Ne derler? Ne derlermiş Batrakçı Beyzadem? Lahusa. Lahusa derlermiş. Biz de aynısını söylüyoruz. Lohusa, niye şaşırdın Şeker Ağa? Yani şimdi biz kafir adetini anneannesini mi yapıyoruz? Günah. Vallahi günah. Günah yok Şeker Ağam, günah yok. Bunu içen hayır duasını esirgemez şehzademizden. Bu dualar korur çocukları. Yahu sen... Görmeyeli ulemadan olmuşsun sen matrakçı. Hoş geldin azizim. Saraydan en yeni haberleri ver. Şeker Ağa'ya sordum, yarım yamalak söylüyor. Haremden konuşmak bana düşmez efendim. Ben bir garip aşçı parçasıyım. Alışveriş için geldim, hemen dönüyorum. Çabuk yükleyin çuvalları arabaya. Geç kaldık. Sarayımız Lohusa şerbeti bekler. Yürü biraz dolaşalım matrakçı. Anlatacaklarım var sana. Emriniz olur Asada başım. Yalnız benim bildiğim yerlerde dolaşalım. İade edin şu önüme, sen kılavuzu koy. Buyurun. Susun, dinleyin. Hafza Valide Sultan Hazretleri, torunu Şehzade Mehmet için altın verme Ali Cenaplığında bulundular. Yavaş, yavaş. Terbiyenizi, nezaketinizi bozmayın. Hürrem'in de bir faydasını gördük sonunda. İç benim aslan oğlum, iç. Meme vakti olmasa seni bana getirmezler oğlum. Çok iç. Çok ağla ben yokken. Seni alamazlar benden. İç de çabuk büyü şehzadem. Sen bu sarayı yöneteceksin. Padişah olacaksın.
Dünyaya sahip olacaksın. Sen kral olacaksın. Ben kralıcı. Hürrem. Ben dün gece şey... Evet, ne? Şehzademizin sedef beşiğini getirdim. Oğlumun sedef yatağı var. Taht gibi. Anne, bak altın verdiler. Şehzade doğmuş. Evet Mustafa. Bir şehzade daha doğdu. Ben şehzade değil miyim artık? Babam bana küstü mü? Hayır Mustafa. Baban sana küser mi hiç? Sen ilk şehzadesin. Ve hep öyle kalacaksın. Padişah sen olacaksın. İbrahim söz verdi. Gelin paşalar. Rodos seferi için çalışıyorum. Pir Reis'in şu haritasına bir bakın. Derya'nın ortasında bir mücevher gibi parlıyor Rodos. Hünkârım, Rodos'tan mektup var. Üstad-ı Azam göndermiş. Beni düşündüğünü söylediğin mektubunu aldım. Beni düşünmen rahatsız etmiyor. Zira ben de seni düşünüyordum. Yine Belgrad zaferinden bahsediyorsun. Ve bununla yetinmeyeceğini, başka bir zafer daha kazanmayı umut ettiğini söylüyorsun. Hatta bu zaferi kendisine söz veriyorsun ve savaş başlamadan ilan ediyorsun. Hayal kırıklığına uğramayasın. Sen benim hayallerimi nereden bileceksin? Be isersem. İnşallah senin de olur çocuk. Amin. İste sana yardım yaparım. Ne yardım? Ne yardım? İbrahim yardımı. Yalan yapma. Biliyorsun işte. Şehzade bu mu? O senin kardeş. Şehzade Mehmet. Hatice. Babam beni sevecek mi? O nasıl söz öyle Mustafa? Elbette sevecek. Sen babanın göz bebeğisin. Senin yerin çok ayrı. Hem bak. O daha el kadar. Nasıl sevimli değil mi?
Hürrem Hatun'dan doğma Şehzade Mehmet'in sağlığına duacıyız hünkârım. Hürrem Hatun mu? Bugünlük bu kadar yeter, çekilebilirsiniz. Ağalar! Lalam Kasım Paşa'yı çağırın. O çocuk burada benimle mi büyüyecek? Babam onunla da oynayacak mı? Daha çok küçük. Burada büyüteceğiz. Sonra o da senin gibi sancağa gidecek. Devlet-i Aliye'yi temsil edecek. Verin sancağı, hemen gitsin. Annesi de gitsin. Benim akıl küpü şehzadem, aslan parçam. Daha vakit var. O senin kardeşin. Onu sen büyüteceksin. Mustafa, gel bak sana ne göstereceğim. Çok beğeneceksin. Ne göstereceğim? Gel benimle bak. Bugün olgunluk gösterdin. Aferin. Oğlumun kalbini yeniden ancak böyle kazanırsın. Allah'tan tek istediğim bu validem. Dualar ediyorum. Bana yardım edin. O kadar yalnız kaldım ki. Sabırlı ol, sükûnet bul. Etmişsiniz hünkârım. Gel Lala. Otur şöyle karşıma. Devlet-i Aliye'ye hizmetlerin büyüktür. Benim yetişmemdeki emeğini ömrüm boyunca hatırlayacağım. İltifat buyuruyorsunuz hünkârım. Lakin senin dinlenme vaktin geldi Lala. 200.000 akçe arpalıkla emekli olacaksın. Bilmeden bir kusurumu işledim hünkârım. Hayır. Ben öyle uygun gördüm. Elbette. Ferman padişahımındır. Hakkınızı helal edin hünkârım. Helal olsun Allah. Thank you.
Çok yedim. Al şunu Gülnihal. Dur bekle. Şu tepsiyi koyayım. Kalkma. Ye iç yat. Ye iç yat. Yeter. Kalkmak istiyorum. Hürrem. Dışarı çıkmayayım. Yasak mı? Hapis miyim ben? Çekil. Çıkacağım. Oğluma gideceğim. Yapma. Gel. Sen bana bir şey diyecektin. Hatice gelince sustun. Neydi? Bilmem. Unuttum. Özür mü dileyecektin benden? Evet. Doğumda yoktum Hürrem. Affetme. Bana küsme mi diyecektin? Evet. Hadi gel oturalım. Hadi. Hürrem Hatun, artık sultan oldun. Hünkârımız sana sultanlara mahsus hediyeler yolladı. Getirin, getirin. Nasıl? Beğendin mi samur kürkünü? Aşık oldum. Yakıştı mı? Samur kürk hanedana mahsustur sultan. Gayrısı giyemez. Ben sultanım, değil mi? Hürrem sultan. Gel. Nigar Kalfa geldi efendim. Gelsin. Geç kaldın. Efendim işim vardı. Valide Sultan için. Tamam anlatma kes. Yaklaş. Ver bakalım havadisleri. Hürrem Hatun nasıl? Efendim. Doğurdu ya, sultan kesildi başımıza. Harami bağırtısıyla inletiyor. O uyurken valide sultan, oğlu daha iyi bakılsın diye yanından aldırdı. Uyanınca şehzadeyi de yanında görmeyince, vay kaçırdınız, çaldınız oğlumu. Hırsızlar diye yıktı ortalığı. Gülnihal ne yapıyor? Söyledi mi Hürrem'e halvette olduğunu? Aman Allah korusun. Söylese paralar Hürrem onu. Yok,
bilmiyor bir şey. Bakıyorum bu Hürrem hepinizi korkutmuş ha? Yok, öyle değil. Huzur bozulma... Tamam kes, anladık, uzatma. Nigar Kalfa, senden bir şey isteyeceğim. Günihal. Günihal. Ayakta uydu. Hadi git bak şehzademe. İyi mi? Sen nereye kayboldun? Sultanım. Söyle. Bugün kimse benimle konuşmuyor. Dilini mi yedin? Nigar Kalfa hamamda konuşurken duydum. Siz dün gece doğum yaparken hünkârımız... ...halvetteymiş. Yalan. Yalan. Süleyman yapmaz. Vallahi billahi öyle duydum. Günah yalan söyleyenlerin boynuna. Boynun kapsan! Hürrem Hatun. Bir ihtiyacın mı var? Bana söyle. Doğru mu? Söyle. Ben can verirken Sultan Süleyman halvette mi? Bilmiyorum. Bırak kolumu. Kerelim kolunu. Çolak kalırsın. Evet. Öyle duydum. Hünkârımız halvetteymiş. Kimmiş? Yatağındaki kimmiş? Söyle. Bilmiyorum. Sana ne? Sen de bilme. Günihal. Duydun mu? Süleyman'ı elimden almak için neler yapıyorlar? Kim? Kim girdi onun koynuna? Kimse kim? Bırak. Hünkâr kimi isterse onu alır. Bilmiyor musun? Alamaz. Alamaz. Yasak. İzin vermem. Dünya, bunu öğren. Ne olur öğren. Seni altınlara boğarım. Öğrenince ne yapacağım? Böyle. Ellerimi. Alacağım Hürrem. Canını. Hürrem bırak. Bırak, Hürrem bırak.